İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Çorum Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu söyleşi gerçekleştirildi. Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşi Çorum Web TV'den canlı olarak yayınlandı. Söyleşiyi Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yönetti. Konuşmacı olarak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kırla 19 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Bayram konuk oldu. Ne Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyor. İstiklal Marşı'nda diyor ki arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayalsizce akın diyor. Çanakkale'de vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna, ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer diye o şehitlerimize hürmet, ne güzel anlatıyor hürmeti. İstiklal Marşı'nda ne diyor? Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte onlar Çanakkale'de toprağın altına düştüler. Sarıkamış'ta düştüler. Trablusgarp'ta düştüler. Balkanlar'da düştüler. Dolayısıyla onun için yani Akif tekrar yazmak durumunda olduğu için yani çok ciddi bir motivasyonla Allah bir daha yazdırmasın diyor. Endişesi bundan dolayı biz de gönülden amin diyoruz. Yazılalı 100 yıl oldu ama tazeliğini hiç yitirmedi. Sanki şimdi yazılmış gibi. Biz Cumhuriyet döneminde yaşadığımız sıkıntılar anında aklımıza ilk gelen marş İstiklal Marşı oldu. Evet. 15 Temmuz'u düşünün. 15 Temmuz'da İstiklal Marşı'nı söyleyerek yürüdük. Onunla karşı durduk. Yani bir şiir ancak bu kadar diri, canlı hayatını sürdürebilir. Bu da neden kaynaklanıyor? Sadi Şirazi'nin Bostan'da geçiyor büyük bir ihtimalle. Diyor ki şiir şairin neresinden çıkıyorsa karşıdakinin orasına hitap eder diyor. Bu şiir Mehmet Akif'in kalbinden çıktı, vicdanından çıktı, milletin vicdanını yansıttı. Onun için İstiklal Marşı'nı okuyan, okuma yazma bilmeyeninden köydeki çobanına, okul öncesinde ana sınıfındaki küçücük yavrularımızdan üniversitedeki öğrencilerimize kadar bütün gönüllerde mâkes buluyorsa, bu canlılığı bize yansıtıyorsa, bu Mehmet Akif'in sahip olmuş olduğu o temel değerleri kalbinden, gönlünden, vicdanından, aklının süzgecinden geçirerek bize ulaştırmasından kaynaklanıyor. Programa Türk Sanat Müziği sanatçısı Gamze Apraş'ın seslendirdiği eserler renk kattı. Söyleşide Mehmet Akif Ersoy'a mektup konulu yarışmada dereceye giren Zeynep Elif Tura, Cansu Ünal, Yağmur Karabacak, Didem Aksoy, Burcu Doğan, Emre Hacıoğlu, Emine Özlem Kır, Meryem Rana Özel, Ceren Kaya ve Zeynep Su Yiğit isimli öğrencilere de hediyeleri takdim edildi. Tebrik ederim. Gönlüne sağlık dilerim. Didem Aksoy, tebrik ederim. Gönlüne sağlık diliyorum. Burcu Doğan, tebrik ediyorum. Gönlünüze sağlık, kaleminize sağlık. İnşallah bunu devam ettirirsiniz. Bu vesileyle güzel bir serüveni başlatmış olabilirsiniz. Onları da başkanımız dersin. Tamam. Öğrencilerimize kitapları da başkanı takdim ediyor. Palto, Musa Yaşaroğlu'nun yazdığı, Mümid Akif'in
şahsiyetini anlatan çok güzel bir eser. Bu yarışmaya katılmış olmanız gerçekten çok kıymetli. Sadece ödül olan kardeşlerimiz değil, bu yarışmaya ilgi gösteren bütün kardeşlerimiz çok kıymetli bir iş yaptılar. Bugün İstiklal Marşımızın 100. kabulünün 100. yıl dönümü. Siz bu yıl dönümünün bir parçası oluverdiniz. Bu emeğinizle hem size, hem velilerinize, hem öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi tebrik ediyoruz.